Çok güzel oluyor ya. 25600 sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu kısımda teknik direktör konusunu detaylıca işleyeceğiz. Önce bir şey izlemeniz lazım. Evet sevgili dostlar öncelikle tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu kısımda İsmail Kartal, Jorge Jesus ve ortaya yeni iddiası atılan, e, ortaya yeni bir iddia atıldı biliyorsunuz. Nenat Bielisa. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Nenat Bielisa ile de devam edilecek olsa, İsmail Kartal ile de devam edilecek olsa, Nenat Bielisa gelecek olsa, İsmail Kartal devam edilecek olsa ya da Jorge Jesus gelecek olsa emin olun her 100 Fenerbahçe taraftarından 100'ü de memnun olmayacak. 3 ihtimalde de her 100 Fenerbahçe taraftarından en az 10 tanesi yok. 20 tanesi. 25 tanesi memnun olmayacak. Harbi söylüyorum bak. Ne olursa olsun memnun olmayacak bir kesim var. Bilginiz olsun. Önce şuradan başlayalım. İşte Jorge Jesus'un talepleri. Gün sayılıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi için artık Fenerbahçe gün sayıyorken Portekiz Portekizli hoca ile yapılan konuşmadaki detayların da ortaya çıkması e, haber olmuş, öyle söyleyeyim. Çünkü devrik bir cümle var orada. Bir kere Allah aşkına. Allah aşkına. gittiği hemen hemen her yerde şampiyonluk yaşamış. Hemen hemen her takımda şampiyonluk yaşamış bir hocanın taleplerini tahmin edin. Akbil, değil mi? Fulakbil. Annem doysun. Ağganlım doysun. Değildir herhalde. Şimdi arkadaşlar, sabahın haberine göre ki Sabah gazetesi Fenerbahçe'yi çok sevmeyen bir gazete. Yani benim buradan gördüğüm bir Fenerbahçe taraftar olarak Sabah gazetesi A Spor'un yazılı hali ki aynı kişilerin diyebiliyorum. Yanlışım yoksa. Fenerbahçe'yi karıştırmak ister gibi haberleri var. Ya da biz Fenerbahçe'yi sevmediklerini düşündüğümüz için ya da bunu kendileri ispat ettiği için bize öyle geliyor. Ama diyor ki bak 67 yaşındaki çalıştırıcının maaş konusunun çözülmesinin ardından yönetime transferle ilgili talepler de iletmiş. Bunlar ortaya çıkmış. Bu sezon çoğu maçını izlediğini belirtmiş. Yesus'un takviye yapılmasını istediği bölgeler falan filan. Şimdi burada ismi değiştiriyorum. Jorge Jesus ismini değiştiriyorum. Aykut Coşkun olsun. Ki Aykut Coşkun herhalde 2 yıldır üye. Ee, i̇nşallah Allah ömür verdikçe de hep üye kalacak. Teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan da selamlarımı ileteyim. Aykut Coşkun. Teknik direktör adayı diyelim. Jorge Jesus diyelim. Nenat Bielisa diyelim. İsmail Kartal diyelim. Bakın. 4 ismi de bugün Fenerbahçe teknik direktörü yapsak şunları istemez mi? 1. net golcü. Golcü konusunda kesinlikle takviye gerekiyor. Eldekiler forma rekabeti sağlayabilir ama daha net vuruşlar olan bir forvet olmalı. İki, iki tane hızlı kanat. Orta saha konusunda sıkıntı yok ama kanatta hızlı hücum edebilecek en az iki oyuncu gerek. 3. savunmada devşirme istemiyor. Savunmada devşirme oyuncu yerine görev bölgesi savunma olanlar tercih edilmeli. 4. huzuru bozacaklar gönderilmeli. Stoperde koşuları daha hızlı bir isim gerekebilir maaş olarak diğer futbolcular arasında fazla fark olan biri olmamalı. Misal Usta o. Misal Mesut. Misal Sosa. Takımdaki huzuru bozabilecek isimler gönderilmeli diyor. Misal Ozan Tufan. Çalışmalara başladı. Şimdi arkadaşlar bunu zaten Sabah Gazetesi'nin şeyleri. Bunu zaten ben de bilebilirim. Hatta bak ben ek bir şey daha söyleyeyim mi? Ek. Kaleci yedeği istiyor. Ek. Ek. Kim minciyi satılırsa Yerini dolduracak hırçın bir stoper istiyor. Müdahaleden kaçınmayacak. Ek. Zayt satılırsa 8 numara istiyor. Arkadaşlar siz de bu örneği 500 çeşit çoğaltabilirsiniz değil mi? Yani bunu ben hani e, maddi olarak şey yapacağız zannetmiyorum ama bak yine 4 tane teknik direktör saymıştık. 5. 5. şey istiyor. Sakatlık raporu istemiş. Yani İstanbul'daki ekibiyle gelecekmiş. Yardımcılarından Fenerbahçe oyuncularının son iki sezondaki sakatlıklar hakkında bilgi istediği kaydedilmiş. Niye evinde internet yok muymuş? Transfer markete gir çıkıyor. Jesus'un sakatlık şekilleri, iyileşme sürelerinin tespit edilmesi talimatı verdiği belirtilmiş. O zaman tam iptal Jesus. Fenerbahçe, ulan bu ne? Herkes sakatlanmış. Sağlık ekibi yok muydu? Vardı. Ağrı kesici verip gönderiyorlardı. Bizim okullarda da öyle oluyor. Öğretmenim başım ağrıyor. Oğlum bir lavaboya git 50 yüzün yıka geçer. Öğretmenim karnım ağrıyor. Lavaboya git. Öğretmenim arkadaşım kustu. Lavaboya. Öğretmenim ben ders yapmak istemiyorum. Lavaboya. Öğretmenim kaynanam öldü. Lavaboya. Öğretmenim görümcem gül akşam bize geliyor. Bir lavaboya git gel de. Ya bu bizimki gibi. Fenerbahçe Teknik İ İ Sağlık Eki böyle. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Bir söyle bakayım. Kısımda bir ağrı var. Çekme var. Hocam ı, çok acıyor hocam. Sen, sen önce önce bir ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Önce ne oldu? Soğuk şey getirin. Sprey sıkın. Oraya buz uygulayın. Tamam. Geçer. Yarına geçer. Dinlen geçer. Şey de yapma. E, geçer o. Sabaha geçer o. Fenerbahçe sağlık ekibi böyle Eğer Jesus sağlık ekibinin bu raporunu istediyse CESUS iptal. Harbi söylüyorum Jesus iptal. Neyse kiralıklara da CESUS karar verecekmiş. Kampa dahil edileceklermiş. Samatta, da Allahyar, Meyer, Lemos ve Allahyar sezon başı kampına dahil edilecekmiş. Valla bak haberde böyle yazıyor. Samatta, Allahyar, Meyer, Lemos ve Allahyar. Herhalde kol kır diyecekti. Şili, şir, şüst, Rüştü, Rüştü, Reşbör. Futbolcuların göstereceği performansa bağlı olarak yakalacaklar ya da yeniden kiralık olarak gönderecekler. Ben e, Lemos'un sözleşme fesine yakın olduğunu belirteyim. E, bugün bir yerde gördüm Samat'ta fes etmek istiyormuş. Akıl var mantık var. Bu duyumu verirken hiç mi düşünmediniz? 6 milyon euro bon servis bedeli verilmiş futbolcu. Bunu isteyecek kadar gerizekalı değildir değil mi? Yani hadi futbolcu bunu isteyecek kadar gerizekalı. Bu duyumu verecek kadar siz ne yaşadınız gözünüzü seveyim ya. Ya 6 milyon euro isteyen futbolcu bu talepte bulunacak biliyorsa nasıl olsa reddedilir. Tamam ee, bir loserlık var üstümüzde finalleri falan kaybediyoruz ediyoruz da yapmayın etmeyin gözünü seveyim ya. Ben bunu duyum diye vermem küfür ederim. De. Allah yar konusundan arkadaşlar bakın Google'a girin Allah yar yazın. Son haftalarda Hal City'de oynamaya da başladı. Yaşı henüz 20. Keşke geri dönse diyorum. Keşke geri dönse diyorum. Bak 12 maça çıktı şampiyonşipte. Bir golü var ama oynuyor yani. Hatta 538 dakikada bir golü var. Bu sezon toplam 36 maç. 10 gol 4 asist. 2321 dakika. Yaşı 20. İyi de potansiyelli bir futbolcu. Burada transfer markette yazmıyor ama 5.5 milyon euroluk bir opsiyonu var. Allah ya gidebilir. artı sonraki satıştan pay maddesiyle gidebilir. Bu da zaten bilinen bir şey. Samat konusunda ben deneneceğini düşünüyorum. Kolkır konusunda da farklı bir olay var. Belki Kolkır hiç gelmeyebilir. Onu sonra değerlendiririz. Yine Jorge Jesus haberi ekibine hazır olun. Her geçen gün Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşan bir dakika. Bir dakika. Sosyal medyaya göre bu belirsizlik olumsuzluğa işaret. Sosyal medyaya göre hani çıkmıyor kulüpten. Bu olumsuzluğa işaret. Bana bir zayıf duyum geldi onu da belirteyim. Dedi ki zayıf duyum ama mantıklı bir zayıf duyum. Çok mantıklı bir zayıf duyum. Ee, nasıl diyeyim size? Şey zayıf duyum şu şekilde arkadaşlar. Ee, 28 Mayıs'ta Fenerbahçe'nin Mali Kongresi var. Orada Fenerbahçe'nin en iyi cücüğü açıklanacak. Ali Koç da enik çocuk açıklanırken siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani enik cücük açıklanırken Ali Koç acındırmayı sever. Bana gelen şu şekilde ha ben bunu zayıf duyum diye aktarıyorum ama şimdi diyeceksiniz ki ha hocam sen de bunu verdin. Olursa olur olmazsa bak ben zaten zayıf demiştim diye. Zaten zayıf duyumu mantığı bu. Üyelere ben direkt yazıyorum. Zayıf duyum şu. Güçlü duyum şu. Şöyle diyeyim Size de aynı üyeler gibi yapıyorum. Çünkü 23.600 olmuşuz. Bir bakarsınız. Eee Herhangi bir maçımızı farklı kazanırız. Hem de böyle birilerine gönderme gibi bir plaka koduyla kazanırız. Sonra 23.700 olur. O zaman şey yaparsınız. Neyse, çok mantıklı geldi bana bu duyum. Yani 28'e kadar. Aa, bana söylenen 23 Mayıs'ta açık. Yani 23 Mayıs'tan önce beklemeyin diye teknik tekrar açıklaması. Ben 23 Mayıs'tan önce beklemiyorum. Ay yarın maçımız var. Gerçi videonun yüklenmesi belki pazarı bulur ama. Açımız var. Bakalım neler olacak, neler değişecek arkadaşlar. Ama her geçen gün daha da yaklaşıyor. Yardımcılarına iyi dinlenip yeni sezonda hazır olmaları talimatını vermiş. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer Jesus bizim kafamızdaki profildeki Jesus'sa şu anda Jesus da ekibi de belki 7-24 olmasa da saatler boyunca Fenerbahçe'yi analiz ediyordur. <laughs> saatler boyunca. Çünkü 67 yaşındaki hocanın çalışma arkadaşlar sezon öncesinde ee, son bir tatil falan filan mesaj göndermiş. Zaten tatilde adamlar. Arkadaşlar tatil deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Çimen oradan su akacak. Karpuz, mangal, içecek, e, olursa top, e, mescit yok, tuvalet, mescit de olur fark etmez. Yoksa halı kilim de götürülebilir. Abi, tatil deyince benim aklıma bu geliyor. Hatta birçoğunuza göre cennet de böyledir. Ya hocam mangal yasak değildir diye düşünüyorum. Cennete gidersek orada arttan ırmaklar akacakmış. Öyle diyor. Irmağın birinden herhalde su akar. Öbüründen kola akar. Öbüründen ayran akar. Biz elimizde maşrafayla hatta maşrafaya git doldur getir der. Kendi kendine doldurur getirir. Karpuz koyarız oraya. Sütlüye koyarım hocam ben böyle denemek istiyorum falan. Değil mi? Kafamızdaki tasvir bu. Ya da yani havuz yüzme. Öbür tarafına girmiyorum. O gençlerin şeyi e, neydi onun adı? Gençlerin efsane duygularını şey yapmayalım. Hani havuz şey. La bu adamların hepsinin evinde havuz vardır. Vardı ya bir tane Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray kulübüne havuza gitmek için şey yapmış. E, yazılmış da öyle bir olmuş. Oysa adamın evinin bahçesinde havuz var. Böyle şeyler olabilir Epey dinlendiler. Fenerbahçe ikinci sırayı alıp en azından şampiyonlar ligi elemesine gitme peşinde. Ee, önümüzdeki hafta bile İstanbul'a gelme ihtimali bulunuyor falan filan demiş. İstanbul'a gelmesine gerek yok ki. İlk maç 19-20 Temmuz'da oynanacak. 15-20 Haziran haftası en geç takım hazırlıklara başlaması lazım. 10 Haziran deniliyor ama 13 Haziran falan olabilir. 13 Haziran top başı olabilir. Ee, ben sadece şunu merak ediyorum. 13 Haziran'a kadar bütün transferler bitirilecek mi diye soruyorlar. İşte Ahmet demiş ki he, Mehmet demiş ki he, ben diyorum ki yok. Asla, asla kalıbımı basarım, asla böyle bir şey olmayacak. Hocam iskelet korunsa, 3-5 transfer yapılsa yine mi olmayacak? Yine olmayacak. Ya arkadaşlarım, bazı futbolcuların sözleşmesinde 30 Haziran yazıyor. Farkında değil misiniz? Bak beni sallayın, duyum olarak sallayın. Mantığınızı güdün. İyi de hocam 30 Haziran yazarsa yazsın biteceği. Kesin nasıl olsa gelir bana başlar. <laughs> <laughs> Bu bizim ülkemizde yasal mı sizce? Bizim ülkenin kuralları değişik. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde sözleşme bitimine 6 ay kalan futbolcunun menajeriyle ve kendisiyle görüşme gerçekleştirilebilir. Bizim ülkede suç not sadece Fenerbahçe'ye suç. Galatasaray'da yapsa, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da ya da başka takımlarda yapsa hiçbiri hiçbir ceza almaz. Bunun cezası küme düşürülme. Geçmişte birçok örneğini yaşadık. Hani birileri şereften, adaletten şuradan buradan gam vuruyor ya böyle işte. Dem vuruyor ya işte Şöyle olur, böyle olur, şudur budur falan filan diye. Biz bu ülkede neler gördük? Menajerlik ücretini bilmem kaçta kaç düşük gösterenler gördük. Vergi borcunu başkalarına ödetenler gördük. Gördük. Ki bunu kendilerine açıklıyor. Ben iftira atmıyorum. Başkası iftira atmıyor. Kendi resmi kayıtlarında açıklanan şey. <laughs> yapmayın arkadaşlar ya. Ha şu bir gerçek. Jorge Jesus olayına dönüyorum. Jorge Jesus'ta bir geri sayım var. Ailesiyle geliyor demişler. Şimdi haberin detayına bakıyorum. İstanbul'a ailesiyle geleceği öne sürüldü diyor. Sözcü gazetesinden İrfan 25 25'in haberine göre Fenerbahçe Jesus ilişkisi evliliğe doğru ilerliyor ancak hala aşılması gereken birkaç engel bulunuyor. Kız tarafı takı istiyor. Ne takısı? Z takısı. Bir ilimsi istiyor. Ya bırakın Allah'ın severseniz ya. Cumhuriyet'in 100. yılında 29. şampiyonluk paralısıyla çıkılan yolda risk almamak adına tecrübesi başarıları adından söz ettirecek Cesus. Bu hafta İstanbul'a İstanbul'da görüşme var. Ali Koç şimdi bu da yanlış bir cümle. Cesus İstanbul'a gelirse bu görüşme için değil imza için olur. Boğaz'da yemek yenecek. Sözleşme ve projenin ilgili detayların halledilmesi hedefleniyor demiş. Bir kere biz eğer İstanbul'a getirip sözleşme görüşmesini burada yapacak kadar salaksak zaten Jesus yine iptal. Lan adamın ayağına gidilip iki kez görüşüldü. Bak size yüzde bir milyonluk bir duyum vereyim mi? Başka hiçbir yerde duyamayacağınız bir duyum vereyim. Çok net bir duyum ha öyle yuvarlak falan değil. Duyum şu. Ali Koç ilk gittiği görüşmede Jesus'a dedi ki biz seni düşünüyoruz. Şartların nedir? Şudur budur falan filan dedi. Tamam dedi bizim bu ile şundan bundan bir görüşmemiz var. Görüşmeden sonra görüşürüz dedi. Zaten Mayıs'a kadar hiç kimseyle alamayacağım diye bir haberi vardı. Duyumu hatırlarsınız. İkinci görüşmede bizim şartlarımız şu. Biz sana şu kadar yetki veriyoruz. Şunu yapabilirsin. Şu kadar transfer bütçesin. Hatta bütçeyi de şöyle sağlayacağız. Şu var bu var diye Bütçe şeyi yapıldı. Az önceki haberde ben onu bekliyordum. Yani talepleri diye. Sosyal medyada gördüm 30 milyon euro talebi var. Lan zaten sadece Kim Minji'nin satışından 23 milyon euro gelecek. Artı Allah yarın o opsiyonu büyük ihtimalle kullanılacak. 5,5 oradan 28,5. Ozan Tufan için kurban olduğum Allah'ım. Kendim için istiyorsam namerdim. Fenerbahçe için istiyorum. İnşallah bana o gelen zayıf duyum gerçeklece de 7 milyon euroya zorunlu satın alınır. 35,5 milyon euro yapar. Sadece 3 futbolcu. Bunun samattası var, lemosu var, kol kırı var. Hani az önce saydık ya diğer haberde, şey bir önceki haberde. Yani samattası var. Belki meyer olacak, belki kol. Ama meyerle lemos feshedecek gibi duruyor. Anlatabiliyor muyum? Al sana 30 milyon euro transfer bütçesi zaten. Biz bana ne anlatıyorsunuz? Ek, ek. Mustafa'nın gönderilme ihtimali var. Bir. Sosa'nın sözleşme zaten bitiyor. İki. Kolkır'ı hiç kadroya katmadan Gaziantep'e 1-1 buçuğa bir, bir satma imkanı olursa zaten oradan da bedavadan para gelmiş olacak. 3-4 hani üst üste sayayım. Yabancı kısıtlaması 8 artı 3 seneye devam edecek diyorlar. Ben ona ekleme yapayım. 8 artı 3 artı 3. 8 artı 3 artı 3. Kadronda 14 futbolcu tutabileceksin. Kuralı olacak seneye. Yani normalde 12'ye düşecekti. Anlatabiliyor muyum? 12'ye düşecektim. 7 artı 4 olacaktı. Sonra bir tanesi de kadro dışı kalacaktı mecbur. Bu 14'e devam edecek ve mecbur birçok kişi alabileceksin. Neyse uzun lafın kısası ailesine gelecekmiş, yardımcılar da gelecekmiş, transfer de konuşacakmış. İlk görev satılıklar diyor. Hani kulüp kaynaklarında yapılacak görüşmelerin ardından Jesus anlaşmaya yapılması bekleniliyor. İlk iş resmi teklif alan futbolcuların kaderini belirlemesi. Burada hemen haber olarak yazmışlar zaten kim? Salahi, Crespo, Osayi ve Zayt hakkında karar verilmesi gerekecek diyor. Ben burada da söyleyeyim. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda da söyledik ama e, birçok kardeşimiz çağırma kulak asıyorlar. Yeni abone oluyorlar. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Hocam videolarında uzun. Bize kısa bir özet geç. Kısa bir özet. E, zaten Kim Minji Osayi haberinde görmüşsünüzdür 38 milyon euroyu. Bu her ikisinin e, almış olduğu resmi teklif fiyatları. Anlatabiliyor muyum? 38. Artı Allah yar için 5,5 diyorum. 43,5 milyon euro. Ozan'la ilgili zayıf duyumu söyledim. Hadi o da gerçekleşsin. 50,5 milyon eurodan bahsediyorum. Atilla Salah için 13 milyon euroluk bir teklif var. Biz sıcak değiliz. Crespo için 8'lik teklif vardı. 12'ye çıktı. Biz 15 bile olsa satıp satmama konusunda tereddütteyiz. <laughs> 8'lik teklif devre arasındaki 12'ye çıktı. Zajc konusunda 5 milyon euroluk teklif var. O kişi 7'ye çıkarırsa olacak. Bilginiz olsun. Diyelim ki gerçekleşti. Bak Salih Samat'ta falan filan dedim. Arkadaşlar şu şartlarda da Jorge Jesus %1 milyon Fenerbahçe'de. Niye bu herif geldi miydi? Bir sürü transfer isteyecek. Değil mi? Şunu alın, bunu alın, şöyle böyle diyecek. Ben forveti yıldız yaparım diyecek. Bu mantıkla hareket edersek Samat da iyi istemeyecek. Forvet isteyecek. Zaten Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Biz forvet istiyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim 60 milyon euro. 3 tane babalar gibi topçu alsa 15 15 15 bir forvet 2 tane kanat alsa Fenerbahçe zaten şampiyon olur. Bu üçüyle şampiyon olur. Bu üçüyle şampiyon olur zaten. Düşünsene yani o Dovbuk forvete kitle. 2 tane sağ kanada sol kanada canavar kitle. Zaten şampiyon olur Fenerbahçe. Hocam burada, Aykut Coşkun bile şampiyon yapar. Aykut Coşkun transfersiz de yapar. İşte Jesus'un istediği 4 futbolcu diyor. Şimdi laf lafa açıyor. Haberden habere geçiyorum. <laughs> Yine aynı şekilde bakın. Bakın. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Yine dört teknik direktör. Aykut Coşkun, Jesus, Nenad Bielisa, İsmail Kartal. Dördünü koyuyorum. Hangisi bunları istemez? 4 ee, isim olduğu iddia ediliyormuş Jesus'un listesinde. Bu arada hızlanıyorum. Lan gene 20 dakika konuşuyor Valla arkadaşlar ben şiir gibi geçtiğini düşünüyorum bazı dakikaların. En azından benim için öyle geçiyor. İnşallah sizin için de öyledir. Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari. Bolivya'nın Bolivar takımından 22 yaşındaki Solberg Solbeck Roberto Fernandez ve Paraguay'ın Olimpiya takımında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Fernando Cardozo'nun adaylar arasında olduğu iddia ediliyor. Ee, Arjantin basını River Plate orta sahası Nicolas Dela Cruz için girişimlerin sürdüğünü belirtmiş. 10 numarada merkez oynayabiliyor. 13 kez Uruguay milli takımı Solari'nin isteyeni çok. Şimdi futbolculara tek tek bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere 17 maç 5 gol 4 asist 1374 dakika yani e, hemen hemen 17 maçta tamamda oynadığı sayılabilir türde bir performans. 22 Mart 2001 doğumlu 21 yaşında Arjantin'in <laughs> Arjantin'in Arizona şehrinde doğmuş. Kertenkeleleri meşhurdur. Bir de e, Apache dans yok o başkaydı herhalde. 600 bin euro piyasa değeri var diyor. Zaten adamlar kışın almışlar. 1 milyon 150 bin euro almışlar. Daha fiyatı düşmüş hali bu. Ben buna ihtimal vermiyorum çok fazla. Bilginiz olsun. Roberto Fernandez ismi için de kontrol ettim arkadaşlar. 16 maçta 3 gol 6 asisti var. 1275 dakika. Fakat o arkadaş ee, sol bek, sol kanat, sağ bek oynayabiliyor. Sol ayaklı. 12 Temmuz 1999 doğumlu. 22 yaşında. 23 olacak. Bolivyalı. Şimdi bu arkadaşın güzel tarafı şu. 625 bin euro piyasa değeri var ancak Bolivya milli takımının formasını iki kez sırtına geçirmiş. Yani Bolivya milli takımında oynamış bir arkadaştan bahsediyoruz. Belki mantıklı olabilir. Yani belki mantıklı olabilir. Cardozo için ise 22 maç, 3 gol, 2 asist, 1543 dakikalık bir süre performansı var ve genel bir performansı var. 21 yaşında o da 8 Şubat 2001 onu 1.73 boyunda Paraguay U20 takımının formasını 4 kez giymiş. 750 bin euro piyasa değeri var. 2023'te bitiyor. Yani baktığınız zaman bütün arkadaşların hepsi genç, potansiyelli ama yolları buraya düşer mi bilmiyorum. Yani Nikola, Nicolas Delacruz için ise herhalde anlatmama gerek yok. Atık herhalde onu anlatırsam bu da küfür niyetine geçer sizlere. O yüzden onu anlatmıyorum arkadaşlar. Zaten bildiğiniz isim. Şimdi burada e, şifre şu Solari'nin isteyeni çok falan diye anlatmış haberde ama geçiniz. Peki hocam Yesus için bana bir şunu söyle. Bu adamın maliyeti çok tutmaz mı? Vallahi e, Twitter'da Redondo yani Ulaş abi bir açıklama yazmış. Diyor ki Jesus'un maliyetini çıkarma yöntemini buldum. 1. Sezonun %60'ında sakat olan Veseli'yi yolla 3.2 milyon euro demiş. Sezonun %70'inde sakat olan emekli de koloyu yolla 3 milyon euro demiş. 6.2 yapıyor. Ne idi belirsiz Bartel'i yolla 1.5 milyon euro 7.7 yapıyor. Toplam 7.7 milyon 700 bine 3 tane basketçi al. Zaten edenleri bu. 7 milyon da Cesus'a ver demiş. İnşallah Cesus'u 5'e getiririz biz de. Fakat ee, amatör şubelerden kar elde etmek istiyorsak ya da zarar elde etmek istemiyorsak paralar çok yüksek. Çok çok yüksek. Yani 3.2 ve 3 milyon euro 2 basketçiye eğer basketçi başına para veriyorsak zaten biz yani süperlikte şampiyonluğu zaten hak etmiyoruz ki. Vallahi futbolda hak etmiyoruz. Futbolda 3.2 fut... hangi baskı şeye veriyorsun futbolcuya veriyorsun? Geçen sene Kavani 4 milyon euro istedi diye getirmedik. Kavani'yi getirebilseydik herif leplebiciydi. Leplebiciydi herif. Ben dedim diye kızıyorsunuz. Leplebiciydi herif. Bir el sanın parası yüksek şu böyle falan filan diye. Yani sıkıntı ya. Ve gelelim Sadet'e. Hocam efendim ee, Nenat Bielisa geliyormuş. Sen boşuna profil fotoğrafı koymamışsın. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Kim söyledi? Biz duyduk. Ya, kim söyledi? Biz duyduk hocam. Allah kulağınız keskinmiş. Ama benim şöyle bir şeyim var. Ee, Nenat Bielisa son isim. Yani hiç kimse alınmazsa. Ali Koç da yabancı getireceğim sözünü tutarsa Nenad Bjelica gelecek. Ancak şu an Nenad Bjelica geliyor demek yalan olur yani yalan söylemiş olurum. Bakın arkadaşlar bahse konu teknik adamdan bahsediyorum şimdi Nenad Bjelica'dan. Şimdi bahsettiğimiz adam bu Nenad Bjelica yani 20 Ağustos 71 doğumlu, 50 yaşında, UEFA Pro Lisansa sahip. 4-2-3-1 diyor ama değişken dizilişle de oynayabilen. Bakın yaş 50. Bir teknik direktör, Hırvat, teknik adam. Adam bir kere bu sezonki performansı o Osijeckli. Bu sezonki performansı. Hani "arife tarif gerekir mi?" diye bir laf var ya. Şu performansa tarife gerek var mı? Bilmiyorum. Bak ne zaman 41 maç, 22 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet, 1.93 puan ortalaması. Yani şöyle bakın genel osijekle 2.04. Yalnız kadro kalitesinin düşüktüğünü e, hesaba katın. Dinamo Zagreb'le 2.30. Öncesinde Lech Poznan'la 1.85 yani öncesinde zaten sıkıntıydı ama Dinamo Zagreb'e geldikten sonra kendini bayağı geliştiren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Durumu bu. Şimdi Böyle bir adamdan ben ben aslında e, şeyciyim, profilci bir adamım. Bu adam iyi bir profil geliyor bana. Yani Fenerbahçe'yi yukarı taşıyabilecek, ucuz maliyetli, içinde bulunduğumuz financial fair play durumunu da göz önünde bulundurarak işime gelir bir teknik adam geliyor. Ama bu haberlerin çıkış sebebi bu arkadaşlar. Süreç uzadıkça insanlar diyor ki ulan uzadı. Ulan kimi yapsın? Bakın Biliç haberi de göreceksiniz. Piliç haberi de göreceksiniz. Her türlü haberi göreceksiniz. Çünkü süreç uzadıkça insanlar e, tıklama merakındalar. Yani bir şey tıklatma merakındalar. Lan şöyle yapalım, bunu yapalım, bu haberi de verelim, şunu da verelim diye. Bu meraktalar. İsmail Kartal'la ilgili de şu haberi son günlere çok görüyorum. Ali Koç çok kızgın işte ikinci adam olmam dedi diye. İsmail Kartal anlaşırken şunu söyledi. Ben sezon bitene kadar buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Kötü de olsa ki o zaman Fenerbahçe'nin durumu çok kötüydü arkadaşlar. Yani suç üstümde dedi. Bütün sorumluluk bana ait dedi. Bunu yapmak kolay değil. Bunu demiş adama. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insan sizin hayatınızı kurtarmış. Hayatınızı kurtarmış. Ne bileyim? Araba size çarpacakmış, koşmuş, gelmiş sizi tutmuş, kenara savmış kendisine araba çarpmış, hastanede yatmış bir ay falan filan. Ama ee, aynı insan borç istemişsiniz demiş ki ya kardeşim yani yanlış anlamama veremem. Benim de kendime göre ihtiyacım var demiş. Siz borç vermediği o insanı lanetlemişsiniz. O insana küfürler etmişsiniz. Da böyle bir durum gibi. İsmail Kartal ikinci adam olmam dedi diye Ali Koç'u lanetledi, küfürler etti, hakaretler etti istemiyor falan filan. Biz sonunda görüşürüz. Bakalım hangi pozisyonda devam edecek Fenerbahçe'de ya da etmeyecek. Görüşürüz. Yarın maç önü maç sonu açıklamalarda görüşürüz. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum. Jesus konusunda herhangi bir olumsuz haber yok. Herhangi bir olumsuz duyum yok. Nenat Bielisa konusunda zaten pozitif bir şeyler olsa, bir şeyler yaşanıyor olsa herhalde kaynaklarım bana özellikle anında mesaj atarlar. Telefonuma da bakayım lan belki mesaj falan gelmiştir. Yani herhalde anında bana mesaj atarlar ki hocam seninki oldu gibisinden diye düşünüyorum en azından. Ben gene de bakayım ne olur ne olmaz. Yani o da yok. O da yok açıkçası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Durum bu. Yani uzun lafın kısası söylemek istediğim olay bu. Söylemek istediğim durum bu arkadaşlar. Ortada böyle bir olay var. Ee, böyle bir durum var. Ben Jesus'un herhangi bir olumsuz haberini almadım. Belki benim haberim yoktur. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik benim aktaracağım durumlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Ekleyeyim. Ben 23 Mayıs'ta bekliyorum. Zayıf duyum. 28'inden önce bekleme. Hatta 28'inde bile bekleme. O gün bile bekleme diye. Umarım zayıf duyum olmaz da bu beklenti sona erer. Çünkü 28 Mayıs'tan sonra o, onun da zaten onun da 15'inde sezonu açman gerekiyor. Teknik direktörü getirdim 15 gün şöyle böyle. Ha sen teknik direktörü bilmeyip transfer görüşmesinde onun adını verecektir O da saçmalık. Senin bilmediğini, elin işte Nikola de Cruz'u niye bilsin? Ya da öbürü niye bilsin? Sen Fenerbahçe taraftarısın. Sen yıllardır kahır çekiyorsun. Bilmesi gereken bir numaralı kişi sensin diye düşünüyorum. Görüşleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen görüşlerinizi aşağıya belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.